...lerini yaparlarsa biz de onun karşılığında ne vaat ettiysek onu yapacağız. Peki bu şartlar altında silahların bırakılması değilse bile silahlı unsurların yurt dışına çıkışı için Şüphesiz. hükümetin öngördüğü bir tarih var mı? Var. Nedir efendim? Var. Onu söyleyemem. Onlara söylendi. Onlara Ama söylüyorum. yakın plan. Yakın Yakın zamanda. plan tabii. Ya bu birkaç Tabii. ayın işi midir? Asayiş olayları tamamen bitecek. Hiçbir silahlı eyleme müsaade etmeyeceğiz. Zaten bunlar adli vakalardır ve bunlarla ilgili gerekleri yapılıyor. Ama bundan sonra yol kesme, haraç almak veyahut da inşaatlara müdahale etmek, inşaat makinalarını yakmak veyahut da mahkeme kurdum, seni yargıladım, ver bakalım demek. Sen buradan gideceksin demek. Tehdit, şantaj, silahlı eylem bunların hiçbirisine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Esasen müsaade edemeyiz. Ama siz bunları çözüm süreci var kardeşim ben istediğimi yaparım diyemezsiniz. O iş ayrı bir iş. Çözüm sürecinin birinci ana maddesi Türkiye'de hiçbir asayişsizlik olayı olmayacaktır. Hiçbir silahlı eylem olmayacaktır. Hiçbir tetiş ve terör eylem olmayacaktır. Yani bayrak yakmalarda bunun içerisinde, büst yakmalarda, okul yakmalarda bunun içerisinde. Biz bunlara çözüm süreci var diye gözümüzü kapatamayız. Biz hükümetiz. Biz 76 milyon insanın can ve mal emniyetini korumakla yükümlüyüz. Ha sen dışarıda şöyle söylüyorsun, köylere gidiyorsun, şehir merkezlerinde diyorsun ki çözüm süreci var, bana ilişemezler. Sana da eğer şey, bu sözlerin ve yaptıkların karşısında ilişilmemişse o zaman sorumlu olanlar vardır. Bu sorumlu olanlardan da hükümet hesabını sorar. Bundan sonra gık çıkmayacak asayişsizlik noktasında. Maddenin bir tanesi budur. Ona bağlı olarak başka şeyler vardır. Dolayısıyla ben son gelen mesajdan anlıyorum ki yani bu işin muhatapları hükümetin bu konudaki kararlılığını görmüş durumda. Efendim bir de Abdullah Öcalan'a bir sekreteryadan bahsediliyor. Bu konuda HDP tarafından açıklama üstüne açıklama geliyor. 5 artı 5 yani 10 kişilik bir sekreteryadan bahsediliyor. 5'i HDP tarafından, 5'i devlet tarafından. Hatta bu sekreteryanın haftada 3-4 defa Öcalan'la görüşeceği, kendileri için İmralı'da bir yer ayarlanacağı söyleniyor. Hükümet sözcüsü olarak bunları doğrulayabilecek durumda mısınız? Doğrulamam çünkü böyle bir şey yok. Sekreterya mı yok? Hayır, adını sekreterya dersiniz de başka bir yöntem olabilir. Yani Sayın Buldan mı söyledi dediniz? Hayır, bu Sırrı Süreyya Önder dün CNN Türk'te açıklamalar. Bunlar dileklerini, isteklerini konuşuyor olabilirler. Kendilerine saygı duyuyorum. Yani Öcalan'ın talebi şöyledir. Öcalan diyor ki ben burada yalnızım. Benimle geliyorsunuz, görüşüyorsunuz. Süreçte devam ediyor. Bu süreç devam ettikçe benim de ne konuştuğumuzu, ne karar aldığımızı, nerede, ne zaman, ne yapacağımızı takip etmem lazım. Bu haksız bir talep değil bana göre. Hı hı. Madem ki gidilip gelinen ve mesajları ulaştırılan bir insandır, kendisine bazı imkanların bu konuda hukuk içerisinde, cezaevi yönetmeliği içerisinde verilmesinde, bu imkanın sağlanmasında Adalet Bakanlığımız gerekli olanı yapacaktır. Bu sekreterya dışarıdan filan bayanın veya filan erkeğin yani bizim danışmanlarımız gibi, bizim sekreterlerimiz gibi adaya gitmesi, başka bir yerde konumlanması, ondan sonra her gün Öcalan'la görüşüp de dizlerinin üzerinden not alması şeklinde bir şey değil. Adanın cezaevinin kendi şartları içerisinde olabilecek bir noktadır. Bu görüşülmüştür. Adalet Bakanlığımız bunun cezaevi şartları içerisinde nasıl olabileceğini dikkate alacak. Bu bence makul bir istektir. Yani bir insan bu kadar yaşına gelmiş, 14 seneden beri cezaevinin içerisinde, evet kitaplar yazıyor, bir şeyler gönderiyor ama bu süreçte biz dinamik bir tavır içerisindeyiz. İstihbarat kendisiyle görüşüyor, bazı konularda mutabık kalınıyor ama bu kararların bir tarafa yazılmasında, not edilmesinde ve bunların aşama aşama takip edilmesinde benim birkaç kişiye ihtiyacım var. Onları da bu cezaevi şartlarında bulundurursanız ben yararlanırım demişse bunu Adalet Bakanlığımız karşılayacaktır. Ancak bir şeyle karıştırmayalım. Yani İmralı cezaevine bundan sonra farklı insanların gitmesi, onların içerisine farklı mesleklerden insanların da bulunması konusu akil insanlar toplantısında da gündeme geldi. Onu soracaktım. Akiller gidecekler mi? Şimdi akiller gidip gitmeyecek o net değil ama bir taleptir. Yani çeşitlendirelim. Bunların içerisinde gazeteci de olsun, akil insanlardan da olabilir ve doğrudan Öcalan'la bir görüşme mekanizmasını bu şekilde sağlayalım. Çünkü sadece HDP'nin gitmesi, HDP'nin oradan aldığı sözleri nasıl yukarıya aksettirdiğini veya topluma nasıl aksettirdiğini bizler de tanık olalım.
daha şeffaf olabilecekse bir süreç olsun. Bence bu da makul bir taleptir. Bundan sonra... Bir dakika, makul talep derken akiller mi, sekreterya mı? Sekreterya zaten Adalet Bakanlığımız çalışıyor, tamam, üstünde. Ama cezaevi şartları içerisinde. Tamam. Bu yanında bulunan hükümlerden veya yeni getirilecek hükümlerden de olabilir. Cezaevlerinde görevli olan kişilerden faraza birisi de olabilir. Anlaşıldı. Ama kesinlikle dışarıdan gelmeyecek. Ve bu o cezaevi şartları içerisinde kanun, yönetmelik ne diyorsa o kapsamda olacak. Olacak. Peki makul talep dediniz? Makul talep dediğimde bugün sadece HDP gidiyor. Anlaşıldı. Baştan da söylemiştim, belki bir sene oldu. Yani cezaevinde Öcalan'la görüşme şartları nedir? Bir, avukatları görüşebilir. İki, yakınları, birinci derece, ikinci derece galiba. İşte kardeşi, herhalde kız kardeşi vefat etti. Oğlan kardeşi gidip geliyor. O gidip geldikten sonra da her şeyi karıştırıyor. O yakınları var. Onun dışında da Adalet Bakanlığı'nın izniyle milletvekilleri gidebilir. Yine Adalet Bakanlığı'nın izniyle özel izinli olanlar gidebilir. Eğer hükümet olarak biz, yani bu görüşmelerin tabanının biraz genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda bir görüşe varacak olursak, Adalet Bakanlığı'na diyeceğiz ki şöyle bir oluşuma da izin verilmesi faydalı olur. İçinde gazeteci de olsun. Yani belki gazeteci olur, belki olmaz. Diyelim ki yani işte akil insanlardan olur, kamuoyunun yakinen tanıdığı insanlardan olur, Kürt meselesi üzerine kafa yormuş insanlardan olur. Ama HDP olur. Dışında insanlar olacak. Yani HDP'den zaten milletvekili gidiyor. Yani milletvekillerinin profili de zaman içerisinde değişiyor. O değişikliği bir kenara koyalım. Ama onun dışında belki eş zamanlı onlarla birlikte, belki de onlardan farklı bir zamanda bir başka grubun da görüşme yapması tartışılıyor. Yani henüz kararlaştırılmadı ama makul olabilecek dediğim bu. Bütün bunları konuşurken Öcalan'ın hapishane şartlarının tırnak içinde daha da düzeltilmesi söz konusu mu? Bugün için hiçbir şey söz konusu değil. Bunların hepsi spekülasyondur. Bugün cezaevi şartları içerisinde yine yönetmelikler el verdiği için, yani oradaki tabir nedir bilmiyorum ama yani olay çıkarmayan, işte kavga çıkarmayan iyi halli mi diyelim mahkumlar için, evet, hükümler için mesela televizyon izleme imkanı sağlanmıştır, belki gazete izleme imkanı sağlanmıştır, görüşme yapma imkanı sağlanmıştır. Bu çerçeve içerisinde de odasının ne şekilde olacağı, belki bir küçük bir ilave yapılmıştır orada. Onun dışında bugünkü konumundan farklı bir şey söz konusu değil. Efendim, siz biraz evvel Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen şiddet olaylarından bahsederken Sabah gazetesinde bugün bir haber var. Bazı hakimler mesela örnek de verilmiş, Patmos'ta bu Sayın Başbakan'ın milletvekilleriyle konuşmasına geçen bir not. Patmos'ta hakim polisin gözaltına aldığı göstericileri serbest bırakmış ve bunun olayların daha da alevlenmesine yol açtığı söyleniyor haberde. Ne dersiniz? Efendim, içimi yaktınız şimdi. Ben seçimlerden önce Patmos'a gittim ve miting yaptım. Patmos'u çok severim. Ağrı'nın en büyük ilçesidir. Ve halkıyla, tarihiyle, kültürüyle, Sultan Alparslan'ın